Hayatım. İyi misin? Elinde serum var. Ya Onur, ne gerek vardı hastaneye? Böyle stresten falan bayılmışımdır. Niye bu kadar panik yaptınız siz? Saçmalama bak. Benim hatam. Meri'yi dinlemeliydim. Buraya gelene kadar yolda beni çenesiyle bir dövdü. Döver. Döver o. Nerede Meri? Aşağı indi şimdi bir şeyler almaya. Şöyle. Onur, biz bu haberlere ne yapacağız ya? Şimdi onu mu düşünüyorsun sen ya? Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. İyi bir haber olsun. Neyi varmış, kansızlık falan mı? Vallahi bence gayet güzel bir haber. Tabii sizi bilemem. Hamilesiniz. Efendim? Henüz 4 haftalık. Tebrik ederim. Gerçekten mi? Yine de emin olmanız için bir kadın doğum uzmanına gözükmeniz gerek. Emin olmak için derken? Yok yok ya, ayılmış. Onur şimdi mesaj attı. Gelmenize gerek yok Capuchino. Ben de aşağı inmiştim, şimdi yanlarına gidiyorum. Ha dur bir dakika da, doktor çıkmış, ben onu bir yakalayayım. Doktor hanım pardon. Benim arkadaşım nasıl oldu acaba? İyiler iyiler, çok iyiler. Merak etmeyin. İyiler. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Pumpkin. İyisin. Hayırdır Onur? Stresten sana da mı bir şey oldu? İyiler dedi doktor. Meri. Ne? İyiler dedi. Çünkü Onur stresten şey oldu, panik oldu. Ondan iyiler demiştir. Tamam, sen neden bayılmışsın? Ne dedi? Hiç öyle değil. Kötü bir şey yok. Kötü bir şey yok da. Meri, bizim ufak bir işimiz var. Biz bir yere gidip geleceğiz. Sen eve git, tamam mı? Ben sonra sana her şeyi anlatacağım, söz. Nereye gideceksiniz ya? Çatlatmayın insanı. Bir şey mi var? Hayır, yok Merih. Gerçekten inan bana. Tamam. Hadi. Hadi gidelim. Ha, benim çantam. Arabada. Ya tamam, bir şey yok. Ay ne oldu? Gel otur şöyle. Gel otur. Ay niye bayılmışsın? Hastanede doğru düzgün anlatmadın. Ya sonra nereye gittiniz de beni öyle postaladınız ki siz? Ha, ciddi bir şey mi oldu? Ciddi bir şey oldu, bana söylemiyorsunuz. Meri, ciddi bir şey oldu. Birkaç hafta takip etmemiz gerektiğini söyledi doktor. Ama kesin değilmiş daha. Takip derken? Evet. Ah, biyopsi gibi bir şey mi? Sen de nasıl veriyorsun haberi? Yüreğine inecek ya adamın. Hayır, ben çifte şok yaşamasın bizim gibi. Doğru. Ay keseceğim kendimi, söyle yine dinle. Meri. Benim sevgilim hamile. Ay Meri. Tamam, merak etme, bayılır o arada öyle. Meri. Meri, tamam, bir şey yok. Meri. Meri. Dayısı. Dayısı. Hamile misin? Tam değilim. Hayır, nasıl tam değilsin ya? Kese var dediler. Ya tamam da kese gelişim göstermeyebilir, dış gebelik olabilir. Bunları da söyledi doktor. Var mı yok mu, bir karar verin. Ya tam var. Değil. Ha? Ya şokta benim sevgilim ya, hamile. Hadi gel. Hadi gel. Tamam, teşekkür. Gel. Gel otur. Ay çok özür dilerim. 3 ay olana kadar kimseye bir şey söylemiyoruz, tamam mı? Aramızda sır. Ay alçaklar ya, hainler. Ben burada 9 doğurdum, insan söyler ya. Ya söyledik ya işte, ilk sana söyledik. Ay dayı oluyorum. Hadi inşallah. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Hayır istemiyorum, aç değilim ben. Sana soran olmadı.
Little Pumpkin adına bana tabisin artık. Dayısı. Dayı oluyorum. Hafif çatlak ama emin ellerdesin. Hafif mi? Onur, biz ne yapacağız bu haberleri? Hayatım, sen güzel bir arkana yaslan bak. Rahat rahat bir otur. Gel şöyle. Dışarıdan geldik. Şunları da şöyle koyayım. Yaslan arkana bakalım. Ya Onur, tamam, hasta muamelesi yapma bana. Hasta değilim ben, hamileyim. Hamilesin. Hamileyim. Hoş geldiniz. Ümit, daha ne kadar koşturacaksın kızım peşimden? Bir dur, konuşalım şu meseleyi. Önemli şeyleri influencer'a anlatın anne. Yayınlarını kaçırmam, alırım bundan sonra mesajlarınızı. Kızım, biz niye yapalım böyle bir haberi? Biz yapmadık. Sizin gerekçelerinizi bir anlayabilsem zaten anne. Hadi itiraf et Zafer. Hadi biz bizeyiz gerçekten. Sen yaptın değil mi? Bak ya, bak ya, benim başıma patlayacak bu kabahat. Ben biliyorum. Kızım, 2 saattir ben yapmadım diyor çocuk. Sen bunun nesini anlamıyorsun? Ay yapma anne Allah aşkına. Tabii ki Zafer yaptı yani. Düğünde patlatamadı ya bombasını. Bugüne hazırlık yapmış. Bak ya. Ya sen elin herifine inanıyorsun da başımıza neler geliyor? Sen niye kardeşine inanmıyorsun ya? Ha? Kimin yüzünden Zafer? Bu başımıza gelenler kimin yüzünden? Senin kuyruğunu kurtaracağız diye kendimi kıstırdım. Bir de gelmiş önüme bunu sürüyor benim. Ya başka birini bulsaydın, bulamadın mı? Ferdi halletseydi ya, bu kadar riskli bir iş yaptırılır mı ya böyle tanımadığım bir adama? Konuyu bana çevirerek kendini sıyırmaya mı çalışıyorsun şu an Zafer? Ben yapmadım, anlıyor musun? Ben yapmadım. Ben yapacak olsaydım gidip kendim açıklardım zaten. Yeter! Dağılın başından bakayım, gidin odalarınıza. Aa, çekemeyeceğim kavganızı falan. Bardak taştı bende. Sen hani akıllı bir kızın? Hı? Sen o malın neyine güvendin ya? Zafer, senin hayatı söz konusuydu. Ne yapmamızı istiyordun? Tamam, başka adamımız yok muydu? O kadar adam var. O muydu yani o? O kişi miydi o? Ya sen kafayı mı yedin? Babam onay vermiş. Ne yapmamı babam, bekliyordun? Babam hep babamım zaten. Babama hep şey yapmadınız. Ümit. Anne, çıkar mısın dışarı? Hiçbirinizle konuşmak istemiyorum. Kızım, biz yapmadık. Anlıyor musun? Biz yapmadık. Kim yaptı ya siz yapmadıysanız? İnanamıyorum bu yaptığınıza. Beni de kendiniz de soktuğunuz şu duruma inanamıyorum. Neye inanırsan inan kızım, biz yapmadık diyorum. Daha nasıl anlatabilirim bunu? Sen takılmışsın bir Onur abinin peşine, koşuyorsun bakalım. Hayırdır? Nereye yolculuk? O yolun sonunu hatırlatırım sana ama. Kim topladı seni? Kim dağıttıysa o topladı. Şimdi de buradan mı vuracaksın beni? Nereden anlayacaksan oradan vuracağım. Gerekirse kafana vura vura anlatacağım ki anla. Ümit. Bak, bu iş senin için 10 numara fazla kızım. Bak, omuzlarında bir yük bu, dağılacaksın. Anlatabiliyor muyum sana? Ha? Hani öncekiler gibi dağılacaksın çocuğum. 20 yaşındaydım ya. 20 yaşındaydım. Babamın mükemmeliyetçiliği yüzünden dağıldım. O dağılma değildi. Bir kere o zaman tükenmişlik sendromu dedi doktor. Tükenmiştin sen. Kapatmıştın kendini odana. Seni hayata döndürebilmek için biz neler yaptık, nelerden vazgeçtik? Hatırlatırım Hint kurusu gibi ortalıklarda takıldığın zamanları. Kızım, senin ne işin olabilir yöneticilikte? Sen güzel güzel yemeklerini yap, sunumlarını hazırla, insanları memnun et. Nedir bu inat Allah aşkına? Ablama yaptığını yapıyorsun şimdi de bana. Yetersiz hissetmemi istiyorsun. Yetersiz olan yetersizlik hisseder. Sorun bu anne. Biz hiç yeterli olamadık sizin gözünüzde. Nesli de ben de bütün yaptıklarımıza rağmen sürekli koşmamıza rağmen. Hadi babam erkek veliaht istiyordu. Şimdi bahanen ne? Ha? Bakma bana öyle, cevap ver. Bize bu kadar kör olmana bahanen ne? Kör öyle mi? Kör. Siz kendinize körsünüz be. Kendi sınırlarınıza körsünüz. Körmüş. Yarın bir gün en önemli toplantının ortasında çıkıp kendini bir odaya kapattığın zaman ne yapacaksın? Hı? Beni tehdit mi ediyorsun? Kızını. Sen nasıl istiyorsan öyle anla kızım. Ve gerçekten ne yapmak istiyorsan onu yap. Geçmişten dersini almayanlar için tarih maalesef tekerrürden ibarettir. Aa, unutmadan
yine dağılacak olursan seni toplayacak olan benim, biliyorsun değil mi? Onur değil. Onur'un gazıyla fazla uçma ki yere çakıldığında bu sefer işim daha kolay olsun. Hayatım, dinlensen artık biraz. Ya Onur, iyiyim ben. Ne olur bana şu hasta muamelesini yapma, bak sinirleniyorum. Olsun ama biraz tedbir almaktan zarar gelmez. Şunları da bırak artık. Bak, bunların hepsi kontrol altında. Ben halledeceğim. Sen de emin ellerdesin. Hadi ben gideyim yavaştan. Onur. Zafer'e gitmeyeceksin değil mi? Konuşacağım sadece. Ya Onur yapma Allah aşkına. Bak hem bana stresten uzak dur diyorsun hem de neler yapıyorsun. Ben burada kendimi yerim. Hayatım, ben böyle oturup duramam yani. Ya tamam anlıyorum, bak seni de çok iyi anlıyorum ama... yani Zafer şu an sağlıklı düşünemiyor. Sen gitsen de ondan istediğin cevabı alamayacaksın ki. Hayır, dün de yapamadı, şimdi yaptı işte. Ayrıca bırak, tamam. İstedikleri kadar konuşsunlar, nasıl olsa unutulacak iki güne. Değil mi Merih? Ya en azından haberi yapanları falan araştırırım. Peki. Hadi görüşürüz Meriç'im. Görüşürüz. Ben geçireyim seni. Onur. Bak, Zafer'le konuşmaya gitmeyeceksin. Söz mü? Tamam, söz. Benim zaten yapacak çok daha güzel işlerim var. Sen de şimdi güzel güzel meyvelerini yiyorsun. Bir dinleniyorsun, tamam. Söz mü? Söz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Yani söz verdin adama. Kapıdan çıktı, surata bak. Bak söylerim ha. Hadi bakayım. Hadi biraz rahatla. Al şundan ye. Yok hadi. Figen Hanım. Efendim, haberleri gördünüz mü? Köksal'lar karışmış, evet. Yok o değil efendim. Zeynep Hanım fenalaşmış. Hastaneye kaldırmışlar. Aa, nereye? Hiç, Zafer'le konuşmaya gidiyorum. Pumpkin delirdin galiba. Ay ben boşuna mı dil döktüm bir saat? Ya bir şey olmaz. İki dakika konuşup geleceğim, merak etme. Ya Zafer'le iki dakikada neyi halletmeyi düşünüyorsun acaba? Onur duysa ne diyeceksin ha? Yani adam gitmesin diye onca yalvardın, koştur koştur ben mi gittim diyeceksin? Bırak aralarındaki meseleyi kendileri halletsinler. Merih'ciğim, onların arasındaki mesele zaten benim. Sana stres yasak. O zaten Onur'a takmış. Tamam da Onur şirketten çekildi. Eğer mesele bu kadar basit olsaydı Zafer çoktan bu işin peşini bırakırdı. Bak bu saçma meseleyi ben sardım onların başına. Bırak da ben çözeyim değil mi? Hadi tutma beni, kaçtım ben. Tamam o zaman ben de geliyorum, üstümü değiştireyim. Ay hayır 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 hayır. Eğer sen gelirsen Zafer benimle konuşmaz. Merak etme, ben Onur gelmeden işimi halledip döneceğim, tamam? Hadi sen bak telefonla. Bak aman diyorum Ferdi. Kimseyle paylaşma şu haberi. Zeynep hamilelik kesinleşmeden paylaşmaktan korkuyor. Çok sevindim be oğlum. Çok sevindim. Ben size işe başladığımızda sen kendin çocuktun. Sayende manevi dostu şu dünyadan dede olmadan geçmeyeceğim. Senin de sayende benim paylaşacak kimsem var. Babana da büyük hayaliydi. Hayatta olsaydı... Çocuğumun yüzünü bile göremezdi.
Onur, bu kadar öfke yorar adamı. Yapma. Neyse. Tadımızı kaçırmayalım. Sen şu haberi yapanları bul bana. Yoksa ben gideceğim Zafer'e dalacağım. Harika, inkar edecek falan. O yüzden hiç açık kapı bırakmadan Zafer'in yaptığını kanıtlamamız lazım. Konuşturabilirsem tamam. Konuşturursun. Sen Ferdinand'sın. Elimden geleni yapacağım. Gel bir daha sarıl. Tamam dur, sağ ol, sağ ol. Helal olsun bu çocuk. İnşallah tamamı dererse sen de çok iyi bir baba olacak. Yani unutma ki benim önümdeki örnek Hamit Köksal. İyi çıkarır mıyım dersin? Hiç şüphem yok. Çok iyi bir baba olacaksın sen, çok. Evet. Misafiriniz var. Kim? Figen Kileci. Tamam, gelsin. Oo, Figen Hanım. Hoş geldiniz. Zeynep nasıl, iyi mi? Siz neden bu kadar telaşlandınız? Aradım, telefonlarımı açmadı. Sana da ulaşamadım. Allah Allah. Lazman'da bayılmış, öyle mi? Patlattığınız bombanın etkisini mi görmeye geldiniz? Koşarak. Anlamadım. Anlamadınız. Tabii. Bırak bu ilgili nişanlı ayaklarını Fuat. Neslihan'cığım, gerçekten seni merak ettiğim için soruyorum. Ki bana yaptırdın onca şeye rağmen. Kes ya. Sadede gelsene Fuat. Yetmedi mi? Yetmedi mi Dayan? Hep pislik herif. Sakin. Canım, bu mesele bizim aramızda ya. Benim muhatabım sensin. Kardeşinin yaptıklarının bir bedeli var tabii ama. Onun aramızda. Sonra halledeceğiz. Ben yarın ofise geleyim. Saati sen söyle bana. Ya da ben kafama eskiyim saatte. Gelirim. Ne diyor ya bu? Ne diyor bu? Çağırsana bir şirkete. Çağır bakayım orada artistik yapabiliyor mu? Bir dur oğlum, bir dur. Bir olay da oradan patlamasın şimdi. Bak dayak hiçbir işe yaramadı. Ne olur bir dur. Sakin ol. Ya şu telefondan, bilgisayardan bir şey çıkmadı mı Allah aşkına ya? Araştırıyor çocuklar, tamam mı? Ya en azından şu haberi sakladığı adamı ben bir bulsam, bunun ben bir sigortasını bir patlatsam, ben ona yapacağım şeyleri biliyorum da yok işte. Yok yok yani. Adam bu işlerin kurdu olmuş resmen. Ben size söyleyeyim, buradan bize bir şey çıkmaz. Hala bana telefonda artist artist konuşabiliyor. Tamam, ne yapacağız böyle? Bekleyeceğiz mi? Oyuncağı mı olacağız şimdi o herif? Ben sigortamı yaptırdım. Eğer benim başıma bir şey gelecek olursa oğlun olduğunu televizyonda öğrenir diğer herkesle beraber. Eğer siz bir sakin olursanız ben bu işi halledeceğim de. Ama önce sizin sakin olmanız lazım. Kızım. Bak, suyuna suyuna gideceksin. Mış gibi davranacaksın. Yani ona inanmış gibi yapacaksın. Oldu anneciğim. Bir de istersen flörtleşeyim ha? Ya ben yüzünü görmeye dayanamıyorum diyorum. Bu adamın annemin söylediğine bak. Kızım, adamla ilgili bir şeyleri arayıp bulana kadar sinmiş gibi görünmemiz lazım. Kendine inanacak ki açığı daha çok çıksın ortaya. Siz niye anlamıyorsunuz bunu bir kere? Allah Allah. Ben çözeceğim size bu işi diyorum. Çözeceğim. Bu haber öyle Zeynep meselesine falan benzemez. Bir kere bunu sok kafana Zafer Bey. Sakin olacaksın bir kere oğlum. Sakin. Öyle yangına körükle gitmek falan yok. İsteyeceğim sizin Fuat'ınıza da en sonunda. Nereye? Ha. Bir şey anlatıyorum burada. Nereye gidiyorsun? Odama çıkıyorum. Ben yapmadım diyorum. Niye bana inanmıyorsun? Sen her zaman her koşulda beni mi suçlayacaksın Mary? O haber bana kadar geldiğine göre herkese gitmiş olabilir. Tesadüfe bakın ki konuştuğumuzun ertesi günü haber patlıyor. Zaten o haber size nasıl geldi, nerede konuşuluyor onu da bilmiyorum. Siz bayağı beni yemlediniz, ağzımdan bilgi aldınız ve içeride de adamlarınız var. Ben bunu anlıyorum. Saçmalıyorsun artık. Ben size defalarca güvendim Figen Hanım. Aynı tarafta olduğumuza inandım. Ama siz Zeynep'e de o ipucunu bilerek verdiniz. Onur'u da bilerek Zeynep'in üzerine saldınız. Aksine beni inandıramazsınız. Yapma Merih. Hani sizin derdiniz Hamit'leydi? Hamit öldü, Onur şirketten çıktı. Daha ne istiyorsunuz?
Biz seninle başından beri aynı gemide değil miyiz? Hı? Hamit öldü. Ama Harika yaşıyor. Senin bu işe girmenin sebebi Harika'yla olan meselen değil miydi? Sen bunca zamandır bana Zeynep'ten haber taşırken Zeynep'in kötülüğünü mü istedin? Sakın bana buradan gelmeyin. Ben baştan şartımı söyledim, sınırımı çizdim size. Benim meselem yıllarca bekledi, daha da bekleyebilir. İntikam almak için Zeynep'i satmam dedim ben size. Sen ondan habersiz benimle anlaştığını nasıl açıklayacaksın? Siz beni tehdit mi ediyorsunuz? Hayır. Seninle aynı tarafta olduğumuzu hatırlatmaya çalışıyorum. Bak, Onur'un aile meselelerine ben karışamam. Zafer de düğünde konuşacaktı. Belki de konuştu. Yoksa ben haberi alır almaz buraya koşa koşa neden geleyim? Merih, lütfen artık Zeynep'in nasıl olduğunu söyler misin bana? Tansiyon düşmüş. Herkes üzerine çullandı ya, ondan. Ama merak etmeyin. Şimdi çok iyi. Haber de beklenen etkiyi yaratmadı. Aksine daha da kenetlendiler. İyi. Çok sevindim. Emin misiniz? Gayet eminim. Bu arada lansmanın mahvolması benden çok Harika'nın işine yaradı. Herhalde fark etmişsindir. Zeynep döndüğünde ona geçmiş olsun dileklerimi iletirsen sevinirim. Müsait olduğunda beni ararsa çok iyi olur. Ben sizi geçireyim filan. Sağ ol Beyhan'cığım. Ay. Hani ben çıkıyorum. Nereye? İşim var. Zafer. Bak bu sefer beni çiğneyip sakın o psikopatın yanına gitmeye falan kalkma. Neslihan konuşacağını söyledi oğlum. Biz bunun ağzını belki parayla falan kapatabiliriz. Sence o ağzı parayla kapanır mı anne? Hı? Böyle bizi sağmasına izin mi vereceğiz? Ha, oraya gidiyorsun yani, öyle mi? Yok. Telefona, bilgisayara bakmaya gidiyorum. Belki bir şeyler bulmuşlardı. Bunlar bizi safsatlıyor mudur nedir ya? Belki de silmiştir. Yani ne bileyim, hani sildiği zaman tekrar bulabiliyor mu o kayıtları? Bilmiyorum, inşallah. Zaten bizim ne işimize yarayacak ki oğlum? Kopyalamış. Sen boş ver, başka bir şeyle uğraş, zamanını onda kaybetme. Ya anne, benim bundan daha önemli bir işim mi var ya? Hem bakarsın belki bir elimize koz falan geçer ha? Merak etme, onun yanına gitmeyeceğim. Gitme. Gitmeyeceğim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah'ım ne olur kurtaramasınlar o dosyaları. Ne olur kurtaramasınlar o dosyaları. Yeni numaramı kaydet istersen anneciğim. Yarınki neslimle buluşmama şans dile. Desteklerini bekliyorum. Ben göstereceğim sana benimle uğraşmak ne demekmiş. Biraz bekleyebilir misiniz? Oo Zeynep Hanım. Onur Bey taşındı buradan. Size söylemedi galiba. Sürekli onu aramaya geliyorsunuz ya buraya. Seninle konuşmaya geldim. Allah Allah, bu ne şeref? Ya sen hiç utanmıyor musun? Kimden, sizden mi? Ne oldu şimdi Zafer, he? Ne elde ettin? Herkes öğrendi de ne kazandın sen? Zeynep, git başımdan. Teşekkürler, kalsın üstüne. Ne yapıyorsun ya? Bugün bu meseleyi çözeceğiz Zafer. Bak o haberi ben yaptırmadım. Benimle bir alakası yok. Düğünde yapmak üzereydin ama. Çok şey değişti. Ama öfken değişmemiş. Sür Zafer. Allah Allah. Allah Allah. Bizim yazdığımız belli olmaz değil mi kızım? Nereden bilecekler baba? Bir dost diye hesap açtım. Kimse anlamaz. Çok güzel. Çok güzel. Yaz o zaman. Şimdi yaz o gıybetçiye, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
İnsan birazcık kendisinden utanır. Biz aile yakınlarıyız. Baba bir dur Allah aşkına, yetiştiremiyorum ya. Yas, biz aile yakınıyız. Siz bu dedikoduları nereden uyduruyorsanız inşallah oralarınız çürüsün. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu nikah işi de kaldı. Bir şey olmaz herhalde, değil mi? Ay baba bir dur Allah aşkına, kız bir kendine gelsin ya. Gelmiş, gelmiş, gelmiş tabii ya. Bak orada kaçmak için numaradan bayılmış zaten. Ama aferin benim kızıma. Aferin, iyi yapmış. Yemek yandı baba ya. Üf, tuttun beni burada. Aferin kızım, aferin kızım. Hadi, hadi. Çay getir işini bitirince, çay. Evet, seninle evlenirim. Allah! Zafer biraz yavaşlar mısın? Nerede bırakayım seni? Önce konuşmamız lazım dedim ya Zafer. Bak siz kardeşsiniz. Ve ben kardeşlerin arasına giren insan olmak istemiyorum. Abime aşıkken bana evet demeden önce dövseydi keşke. Ya özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ama sen de benim yaptığım hatanın bedelini Onur'dan çıkarmaktan vazgeç artık Zafer. Bak ya, bunlar ne alaka ya? Bundan ben yaptım? Magazinciler arkamızda. Bir bu eksikti. Nasıl ya? Nasıl yani, magazin mi bu, emin misin? Evet, evet. Ya var ya, bakayım yakalayabilecek misin? Zafer, bu adamlar hiç magazine falan benzemiyor, ben sana söyleyeyim. Ne, başka kim olacak ya? Bunu kurtulmamız lazım, bak saçma sapan haberler. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya dur, inme. İnme, polisi arayalım. Manyak mısınız siz? Ne yapıyorsunuz ya? Geç lan arabaya. Geç lan. Öndeki aracı takip et. Ergun abinin katili değil misin sen? Hı? Öyle parayı basınca Ergun abinin kanı yerde mi kalacak sandın lan? Bak, bir yanlış anlaşılma var. Benim konuyla alakalı... Şimdi ön bakalım. Bu işte kimin parmağı var, tek tek anlatıyorsun bana. Organizasyonu yapanından tetikçisine kadar. Herkesin adını tek tek vereceksin lan. Bak, gerçekten bilmiyorum. Kızın bu işle bir alakası yok. Bırakın onu, tamam mı? Ben konuşacağım, halledeceğim. Yoksa önce ondan başlarız. Tamam, dur, dur, dur. Bakın, yanlış bir anlaşılma var Zafer. O sırada zaten komadaydı. Hastanedeydi, böyle bir emir vermiş olamaz. Ne olur bırakın gidelim. Evet, evet, evet. Gerçek diyor. Gerçekten böyle oldu, bilmiyorum. Son defa soruyorum. Emri kim verdi? Bilmiyorum. Yemin ediyorum bilmiyorum.
ederim söz. Hayır! Hayır, hayır! Durun. Durun, lütfen durun. Vurgur. Lütfen bırakın gidelim. Bakın. Ben hamileyim. Hoş geldiniz. Zafer'le Zeynep değil mi ya? Bilmiyorum ki. Abisiyle nişanlı değil miydi bu? Zafer, iyi misin? İstersen bir git tuvalete, dikişlerini kontrol edin. Yok. Ben iyiyim gayet. Sen nasılsın, iyi misiniz? Buyurun, ne alırsınız? Ben bir bitki çayı alayım. Tabii. Çay, normal çay. Sen nasılsın, nasıl, iyi misin? Çocuklar. Zafer. Ergun meselesiyle bir bağınız var mı gerçekten? Hiçbir bilgim yok. Kimin adını vereceksin peki sen? Zaman kazandım. Zafer, bak, polise gitmemiz lazım. Bu sefer ucuz atlattın ama bir dahaki... Bir dahaki ne olmayacak Zeynep? Ben bu işi kökünden halledeceğim. Ama bak, senden bir şey istiyorum. Lütfen, ama lütfen Onur'a bir şey söyleme. Zafer, delirdin herhalde. Ben Onur'dan böyle bir şey saklayamam. Söyleme diyorum. Bak, polisi devreye sokar. Ondan sonra adamları zapt edemeyiz. Beni dinle diyorum. Onur'un başına bir şey gelir. Beni dinle. Teşekkürler. Tamam mı? Lütfen Zeynep, bak. Zafer, ben çok özür dilerim. Ergun'u ben bulaştırdım başınıza. Asıl benim yüzümden bela oldu. O kadar hata yaptım ki Zeynep. Öde öde bitmiyor. İşte seni kaybettim. Zafer, ne olur artık böyle konuşma. Bak, senin için bir anlamı var mı bilmiyorum ama... özür dilerim. Ben ne olursa olsun senin teklifine evet dememeliydim. Keşke. Ah, keşke seni dinleseydim. Keşke bir mücadeleye girmeseydim belki. Bir şey değişmezdi. Bak, biz Onur'la beraber olmasaydık da seninle bir şekilde kopacaktık. Çünkü bizim aramızda bir aşk yoktu. Ve senin o hissettim dediğin şey aşk değildi Zafer. Ne olur artık anla bunu. Deme böyle. Artık. Şunu söyleyip durma Zeynep, ne olur ya. Ne hale geldim, görmüyor musun? Şu halime bak. Ben böyle biri değildim ya. Vallahi değildim ben. Ben gününü gün eden, mutlu mesut, takılan serserinin biriydim. Şimdi ben kimim ya? Kimim, kim olacağımı bile bulamıyorum ben Zeynep. Nefes alamıyorum ben. Böyle burama oturuyor, biliyor musun? Sen benim içimin nasıl yandığını biliyor musun Zeynep? Hı? Ne hissettiğimi söylüyorsun bana. Eski Zafer olsam? Yok. Yok işte, yok. Kaybettim onu, bulamıyorum. Yok Zeynep. Zafer. Benim tanıdığım, konuştuğum, güvendiğim, dost olduğum Zafer tam olarak burada. Sen onu kaybetmiş olamazsın. Hamile misin gerçekten? Ama yani 10 hafta tamamlanmadan teşhis koymak için erken dedi doktor. Yani konuşmak için erken aslında.
Biz de o yüzden saklıyoruz, haberin olsun. Allah sağlıkla kucağımızı almaya nasip etsin inşallah. Çok sevinmiştir Onur. Babamdan daha çok baba olmak için savaşırdı hep. Babalık tamına göre emin ellerdesin. O yüzden de siz olmadan eksik. Bizde ne zaman tamdı ki o? Zeynep. Ne olur bak, anlamıyorsun beni lütfen. Böyle söylediklerim böyle... canımı acıtıyor, ok gibi saplanıyor bana. Ne olur bir şey deme. Tamam anladım. Siz çok güzel bir aile oldunuz. Olacaksınız yani inşallah. Beni sevmiyorsun, onu anladım. Onur'u seviyorsun. Ama ne olur birazcık kabullenmem için bana zaman verin, olur mu? Lütfen tamam. Anla beni. Sen anla bari ya Zeynep, vallahi. Kimse niye anlamıyor beni ya? Kimse niye yaşadım, niye bilmiyor beni, anlamıyorlar. Ben sevdiğimi kaybettim. Kardeşimi kaybettim, işimi kaybettim ben. Babamı kaybettim ben. Niye kimse beni? O Zafer. Zafer bak, ben seni anlıyorum. Özür dilerim. Benimle bir alakası yok, yemin ediyorum. Biliyorum. Biliyorum, merak etme. Biliyorum. Yeğenime iyi bak, tamam mı? Söyleyeyim. Alo. Sevgilim. Nasıl oldun? İyiyim. Emin misin? Tutuk geliyor biraz sesin. Heyecandan. Yani bünye alışık değil ya. Çok heyecan yaşadım o yüzdendir. Yoksa iyiyim. Bir şeyim yok. İyi bakalım. Dışarıda mısın sen? Bak hani evde dinlenecektin. Yorma kendini o kadar. Yok, öyle bir hava almaya çıktım. Böyle bir yürüyüş yapayım falan diye ama eve çok yakınım zaten, döneceğim birazdan. Sen ne zaman geleceksin? Nikah gününü aldım ama biraz daha işlerim var. Yemeğe yetişemeyebilirim. Sen aç kalma ama, ben de gelirken ararım seni. Tamam canım. Sizi seviyorum. Biz de seni. Biz de seni çok seviyoruz. Kalkalım mı? İçtiysen. Sen de içseydin çayını. Canım istemedi pek. Kalkalım uzun. Kalkıyorlar. Fotoğrafla. Oğlum bir bakayım, ne yaptılar sana? Vallahi iyiyim, yemin ediyorum iyiyim ya. Yoksa söylerdim, merak etme. Kahretsin onları. Allah onları kahretsin. Yani Ergun'un manyak adamları eksikti bir tek hayatımızda. Şeytan diyor, şu kayıtlar olmasa anne. Ver Fuat'ı ellerine. Hakkından gelsinler bu iblisin de işte. Ablamı yakar biliyorum. Bakalım yarın o ne isteyecek. Ya anne. Aslında bunu ablam gizli gizli bir kayda alsa, ha, itiraf ettirse. Başı yanacağı için korkar belki, susar. Ha? O iblis kendi kurduğu tuzağa düşmez o. Düşmez, ablanın başını yakar.
şu kızı eve çağırdığımız güne lanet olsun. Lanet olsun. O geldiği günden beri mıknatıs gibi çekti belayı üstümüze. Öyle mi anne? O kız var diye kurtuldum ben bugün, biliyor musun? Eğer olmasaydı oğlunun kafasına sıkmışlardı. Sus! Allah korusun, Allah korusun. Konuşma şöyle. Sizin için dünyayı yakarım ben be. Ne yapmış sana o kız? Nasıl kurtarmış seni? Ha? Söyle bakalım. Hamileymiş. Ne? Hiç vakit de kaybetmemiş maşallah. Sırtını sağlam yere dayamış. Maşallah ona, maşallah. Ucuz bir para avcısını başımıza bela ettik. Sen de otur onun için üzül ağla. Ya ne alakası var ya? Yazıklar olsun. Hakkımı helal etmiyorum oğlum ben size. İki kardeş ikiniz de sanki dünyada hiç insan kalmamış gibi gittiniz iki tane dolandırıcıyı bela ettiniz evinize. Öbür yarım akıllı kızım da gitti bir çulsuzu baş tacı etti. Size sadece çulsuz olması yetmedi ama. Siz bela da seviyorsunuz. Bela, belayı çok seviyorsunuz siz. Ah Hamit Efendi ah. İhale senin oğluna kaldı. Hadi bakalım. O ne demek ya? Ben kimin oğluyum? Yani Onur onun oğlu ya oğlu. Hani Onur'u ben doğurmadım değil mi? Hani onu kastediyorum. Sen de lafın neresinden anlıyorsan artık... Allah Allah. Verilmiş sadakamız varmış Pumpkin. Ay sen anlatırken benim nabzım yüz bastı. Sen nasıl dayandın? Ya ne bileyim bilmiyorum. Yani herhalde adrenalinden... Bir şekilde ayakta kaldım. Ya Meri Allah'tan bebeğe acıdılar. Bak Allah'tan diyorum oh. Sana. Oh. Oh. Kimi atacaklar önlerine yem diye acaba? Ah ben bu Ergun meselesinin arkasında bunların olduğuna kesin emindim. Hamit yaptı desinler. Öldü gitti nasılsa konu kapanmaz mı? Meriç ya ben bu paranın lanetinden kurtulamayacak mıyım? Ya deme öyle. Yani sana bir sürü şey de verdi o olay. Ay. Peki Zafer o influencer meselesine ne diyor? Ben yapmadım diyor. Ya biz de sonra oturduk konuştuk biraz. Ben ikna oldum o yaptırmamış. Ama yani bir türlü aklım almıyor. Eğer Zafer yaptırmadıysa kim yaptırdı? Hayır bizim dışımızda da kimse bilmiyor ki zaten mevzuyu. Diyorum ki Harika yaptırmış olamaz değil mi? Ay artık ben böyle kim yapar, kim yapmaz yani gerçekten bilemiyorum. Benim devreler yandı bayağı. Figen Hanım uğradı. Seni merak etmiş. Bir şey demedim. Tamam ben ararım onu şimdi. Bu Tuğba Sümeli ile konuştum. Haberi çok izlenmiş. Çok mutluydu. Yani biz dur desek de durmayacak Figen Hanım. Peşini bırakmayacak belli ki. Güzel. Bırakmasın. Tam istediğimiz gibi. Onur'u ne kadar yorarsa bizim için o kadar iyi. Çıkabilirsin. Ama merak etmeyin. Şimdi çok iyi. Haber de beklenen etkiyi yaratmadı. Aksine daha da kenetlendi. Umarım çok fazla canın yanmadan bu Onur rüyasından uyanırsın kızım. Olay arkadaşlar. Geçenlerde Köksal kardeşlerle ilgili haber yapmıştım hatırlarsanız. Yalanlamalar gelmişti. Ben de inandım. Özel hayata saygımdan konuyu kapattım. Ama maşallah magazin kameramanı gibisiniz. Sizden gelen görüntülere inanamadım. Şimdi efendim ilk defa izleyenler için kısaca bir özet geçeyim konuyu. Biliyorsunuz geçenlerde... İşte bu yalanlamalardan sonra gelen pozları sizin yorumunuza bırakıyorum. Çok fenasınız, çok fesatsınız. Hemen neler düşünüyorsunuz? Koskoca kapsallar mutlaka vardır bir açıklaması. Kahretsin be.
Ah, şu programı bir an önce kullanıcılarla buluşturabilsek. Yani gelecek tepkileri aşırı merak ediyorum. Az kaldı. Vallahi bravo. O hengamenin arasında yine de işi yürüttünüz. Ama benim için çok önemli bu uygulama, biliyorsunuz zaten. Şu denemeleri bir an önce bitirebilsek keşke. Şunu da ekle. Şunun? Hayır hayır, o değil. Şuradakine. Aa, Figen Hanım şey, Onur arıyor da bir iki dakika mola versek olur mu? Tabii tabii, aç sen. Nikah yaklaşıyor ya, ağız kulaklarda. Sevgilim. Neredesin? Ofiste, ne oldu? Yakınım. Kapıya çık, bekle, geliyorum. Tamam. Zeynep, bu ne saçmalıyor? Ya tam inanıyorum size, pat bir vukuat. Bu mu aynı tarafta olmak? Ya her şey yolunda derken maşallah dediğimizi anında öldürüyorsunuz. Bu nedir artık? Benimle ne ilgisi var? Ben de şimdi gördüm. Ay, yapmayın Allah aşkına ya. Bu kadınla hiçbir alakamın olmadığını daha önce de söylemiştim. Tabii tabii. Ben de Robert Downey Jr.'ım. Ya şuna bak, bir de Zeynep'i takip mi ettirdiniz? Takipçileri yollamış, duymadın mı? Şaşırıyor gibi yapmanız yok mu? Vallahi harcanıyorsunuz Figen Hanım. Bu iş burada bitti. Onur'a da Zeynep'e de her şeyi anlatacağım ben. Ne anlatacaksın? Kendini mi yakacaksın? Ne olacaksa olsun. Silsin beni ya. Silsin. Sizden böyle sinsi sinsi, sağlı sollu tokat yiyeceğine. Ya bunları nasıl dedirtirsiniz siz ya? Nasıl? Bir de böyle üzerine titriyor gibi bir haller, bir şeyler. Yapma Meri. Bekle. Zeynep benim öz kızım. Eğer beni korumak istiyorsan, benim canımı yakmaktan korkma. Benim için en kötü gerçek, en ufak yalan kadar canımı acıtmaz. Ayrıca ben bu yaşananları senden öğrensem, en azından sarılabileceğim kimsem olmuş benim. Bak Zeynep, beni yanlış anlama. Fakat kileciler bu kadar büyük bir şartı kabul edecek kadar istiyorlarsa, altında bir bit yeniyor olabilir. Yani sözleşmene dikkat et. Seni boş çıkarabilirler. Çıkarsınlar ama. Dışarıda mısın sen? Yok, öyle bir hava almaya çıktım. Böyle bir yürüyüş yapayım falan diye ama eve çok yakınım zaten. Döneceğim birazdan. Zeynep'ciğim, bu kadar stres bünyeye zarar. Al iç şunu. Sakin. Ya nasıl sakin olayım Figen Hanım? Duymadınız mı söylediklerini? Hay ben Onur'a da yalan söyledim. Ben Zafer'le buluştuğumu da söylemedim. Ne diyeceğim şimdi ben ona? Canım, Onur da sana güveniyordur artık. O kadının sözüyle hareket etmez. Sen niye susuyorsun Merih? Bir şey söylesene. Şok. Şoktayım. Figen Hanım söylenmesi gerekenleri söyledi. Malum sakin olman lazım. Tansiyonun yeni çıktı falan ya. Tamam, neyse ben gidip bir konuşayım, gelmek üzeredir. Kusura bakmayın, sizi de sürekli böyle işlerin içine sürüklüyorum ama müsaade ederseniz. Her şeyden önemlisi senin iyi olman, tamam mı? Ne olursa olsun sakın üzme kendini. Denerim. Hemen geliyorum. O benim kızım derken nasıl sizin kızınız? Zeynep'in bir anne babası var. Sana bütün hikayeyi anlatacağım, tamam mı? Ama lütfen, şu an bilmemesi gerek. Ne tepki vereceğini bilmiyorum. Önce beni tanımasını istiyorum. Ben de onu tanımak istiyorum.
Siz bana önce bir anlatın da Figen Hanım. Bu kısmına hikayeden sonra bakalım. Ümit. Aa. Sen niye yatıyorsun hala? Şirkete gelip ilk icraatına başlamayacak mısın kızım sen? Niye yatıyorsun? Sen iyi misin? Bana bak, korkutma beni. Bak yine aynı şeyleri yaşamayalım Ümit. Çok mu üzülürsün anne? Üzülürüm tabii. Yani sen üzüldün diye üzülürüm, anneyim çünkü. Ben onları sen gerçeklerle yüzleş diye anlattım. O yüzden konuştum. Bak onlara bile tahammül edemiyorsun. Onları bile kaldıramıyorsun artık kızım. Düşün. Dağılıyorsun. Doktor çağırayım ben sana. Hı? Siz gidin şirkete, ben gelirim arkanızda. Ümit. Bak yine dizlerime kapanıp sinir krizi geçirmene, hıçkıra hıçkıra ağlamana dayanamam kızım. Her seferinde tabağıma koyduğuna göre hiç öyle görünmüyor anne. Ha yine ben suçluyum yani. Öyle mi? Yine annen suçlu. Onur Bey nerede? Neredeler kendileri? Hı? Senin kucağına bıraktığı sorumluluğu kendisi sefasını sürüyor değil mi? Sen de burada otur ağla kızım. Anneni suçlayarak ağla. Ben de gideyim şirketteki işleri bir toparlayayım. Sonra sen canın ne zaman isterse, keyfin ne zaman çatarsa gelir oturursun o koltuğuna. Olur mu? Hadi bakalım. Onur. Arabada konuşalım. Haberi görmüşsündür. Onur, Onur beni bir dinlersin. Ne diyeceğim Zeynep, bu ne? Ha? Bu ne? Sen bana şu an ne soruyorsun anlayamadım. Ya ben Ferdi'ye bile gizli gizli verdiğim haberi manşetten nasıl alıyorum ya? Sakın Zafer'e gitme dedin, sen gitmişsin. Bir de bu şekilde. Hayır, ben insanların ağzını kapamaya çalışıyorum. Senin yaptığın şeye bak Zeynep. Onur bak, ben açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın Zeynep? Biz daha yeni konuşmadık mı? Ben sana en ufak yalanını istemiyorum demedim mi? Ha? Ya ben sana güvenemeyecek miyim ya? Onur bak, göründüğü gibi değil, gerçekten açıklayabilirim. Montaj mı bu? Ne diyorsun? Ne göründüğün gibi değil? Sen değil misin bu? Benim. Benim ama bak, göründüğü gibi değil gerçekten. Onur, ben bir söz verdim. Ben seni tehlikeye atmamak için gittim oraya. Ne sözü, ne tehlikesi, ne anlatıyorsun ya? Neslihan Hanım, Fuat Bey geldi. Buyurun Fuat Bey. Teşekkürler. Canım ne haber? Evet. Dinliyorum seni. Neslihan, bu nedir ya? Yani kardeşin üstüme salmalar falan. Almış yanına iki tane adam. Öyle elini kolunu sallaya sallaya girdi içeriye. Yani istesem onu orada yakalatabilirdim ama yapmadım. Satmadım sizi. Sen ne yaparsan hep kendine yaparsın Fuat. Ver şu telefonunu. Yeni. Şirkete fatura edeceğim.
Bunda kırarsın dikkat et. Zaten bir telefon aldınız. Evet. Konumuza gelelim. Şimdi malum Onur evleniyor. Ben diyorum ki biz de böyle gün falan alalım da biraz artık yol alalım, ilerleyelim yani. Ha? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Onca yaşanan şeyden sonra bir de. Fuat, seni öldürmemem için tek bir neden söyle bana. Bak, bana birkaç gün önce bir şey söylemiştin hisselerle ilgili. Ben onu düşündüm. Vallahi aklıma yattı. Yani düğün hediyesi olarak hisse kabul edebilirim. Hisse mi? Ben... Sen şimdi şirketten hisse mi istiyorsun Fuat? Ya buna kim hayır diyebilir ki? Ya sen çıldırdın mı ya? He? Ya çıldırtma beni. Sen bunu çocuk oyuncağı mı sanıyorsun? Böyle bir şey yapabilmem için bütün yönetim kurulunu toplamam lazım. Onayını almam lazım. Hadi diyelim ben kabul ettim. Annemi nasıl ikna edeceğiz böyle bir şeye? Anneler çocuklarını mutlu etmek için her şeyi yapar. Bana şantaj yaptığın o ses kaydı. Ortaya çıktığında yakalanmayacaksın mı sanıyorsun ha? Bütün suçu bana yıkıyorsun orada Fuat. Bence senin biraz kafan karışmış Nesli'cim. Aslında seni suçlamıyorum çünkü ne yaptıysan kardeşin için yaptın. Kolay olmasa gerek. Benim oyunumda beni yenemezsin. Hisse konusunda çok ciddiyim. Siz de ciddi ciddi düşünün. Ben de kalsın. Bu da ben de kalsın. Lazım olacak. Nesli'cim, benim en büyük suçum seni gerçekten çok sevmek. Keşke bunu anlasam. Kafayı yiyeceğim ya. Özrü kabahatinden büyük dedikleri bu olsa gerek. Benim sevgilimi sıkıştırıyorlar, kafasına silah dayıyorlar. Ve sen bunu benden saklıyorsun, susuyorsun ya. Ya Onur, dedim ya, Zafer bana dedi ki... Ya başlatma Zafer'ine ya. Başlatma Zafer'ine şimdi. Ya sana bir şey olsaydı? Ya size bir şey olsaydı? Ne yapacaktım ben? Onur, özür dilerim. Bak, ben böyle duyacağını hiç düşünmemiştim gerçekten. Ya ne anlatıyorsun ya? Onur bak, ben ikinizi de korumak istedim. Göründüğü gibi değil gerçekten. Tamam, sen şimdi işine dön. Bir sürede yalnız dolaşma. Ben birilerini yollayacağım. Ben bir sakinleyebilirsem bunu konuşacağız sonra Zeynep. Anlatamıyorum ki siz. Anlatamıyorum. Böyle döverek, tehdit ederek olmaz kızım bu iş. Bu adam çakal. Bana bırakacaktınız. Bana bırakacaktınız. Yok anne, yani yapacak bir şey yok. Gerekirse ben gideceğim, hapis yatacağım. Ama yine de onun şantajlarını boyun eğmeyeceğim. Nesi saçmalama, ne hapis yatması kızım? Dur dur dur, şimdi kafamı karıştırma, düşünüyorum. Düşünüyorum, sen de bir düşün. Bu adamın bir suç ortağı yok mu kızım? Bir onu düşün. Mutlaka vardır. Yok anne ya, yok. Yani kimseyle tanıştırmadı ki beni pislik. Herkesin bu hayatta bir açığı vardır. Bak, biz bu açığı bulana kadar bu adamla asla didişmeyeceksin Neslihan. Ali, sen ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? Ben adamı karşımda gördüğümde öldüresim geliyor, nefret ediyorum. Ben de öldürmek istiyorum. Ben de nefret ediyorum. Haberi gördünüz mü? Ne haberi? Al bak. Ay, ne haber? Bu eksikti. Neymiş bu? Allah Allah. Yok artık. Kim bu kadın ya? Bu ne? Ne oluyor yine ya? Al,
Kim bu kadın? Bu kadın kim bize de Damla sürekli bizle ilgili haberler yapıyor? Tanıyor musunuz siz bunu? Onur Bey de Damlar şimdi anne bak bu iş iyice sardı ha. Zafer bu kızı yanına alıp gitmeyecektin oğlum. Niye gittin? Hani o kız sayesinde kurtulmuş o adamlardan. Neler dönüyor burada? Hı? İnsan lafın üstü. Bak olay bildiğin gibi değil, anlatıldığı gibi de değil. Tamam mı? Zeynep'le... Ben Zeynep'le konuşmam gerekeni konuştum. Onun avukatlığını yapma. Ergun meselesini soruyorum. Ergun meselesinin seninle hiçbir ilgisi yok Onurcuğum. Öyle mi? Hı-hı. Benim kardeşimle sevgilimi kaçırıyorlar. Kafalarına silah dayıyorlar ve benimle bir ilgisi yok mu? Bana o detayları teker teker anlatacaksınız. Öyle köşene geç bekle diyebileceğiniz bir mevzu değil bu. Bakın polise giderim. Şikayetçi olurum. Beni daha fazla delirtmeyin. Tamam Pumpkin, yani bak sakinliğim demiş. Haklı şimdi yani az buz değil duydukları yani delirmesi normal. Nasıl? Bu saçmalığa inanması mı normal anlamadım. Figen Hanım bu biraz özel bir mesele yani size anlatmam çok doğru olmaz. Ama o fotoğrafta görünenden çok daha fazlası var. Anlıyorum. Aslında sana sormaya çekiniyorum çünkü senin özelin ama... Hamile misin gerçekten? 4. haftada doktor emin olana kadar bekleyelim dedi. Yani aslında biz de 3. aya kadar kimseye söylemeyi planlamıyorduk. O yüzden size söylemedim. Ben çok sevindim. Sen sakın hiçbir şeye üzme artık kendini, tamam mı? Her şey halledilir. Gerekirse o kadının peşine kendim düşerim. Teşekkür ederim. Biz müsaadenizi isteyelim artık yavaştan olur mu? Ne olur kusura bakmayın. Sizi de sürekli böyle meselelerin içine sürüklüyoruz ama... Lütfen o ne demek öyle? Siz şimdi gidin dinlenin biraz sakinleşin. Detayları sonra konuşuruz. Ama beni habersiz bırakmayın. Merak ederim seni. Tabii ki. Sağ olun. Hadi Zeynep'ciğim. Mafya mısınız siz be? Oh, bilmiyorum Onur, ben de bilmiyorum. Yani biz beni öyle bir manipüle etti ki... üstüne bir de babam onay verince... Oh, ona zaten, ona hiçbir şey demiyorum. O herif Zafer'i öldürecekti Onur. Ne yapsaydı yani, öldürmesini mi bekleseydi? Böyle çözüldü mü peki harika? Ha tamam işte, neyse ne ya. Tartışmanın kime ne faydası var, oldu bitti. Ar o adamı hemen. Teklifini kabul ettiğimizi söyle. Nasıl? Sen hisseleri verecek misin bu herife? Vermeyeceğiz. Veriyor gibi oyalayacağız onu. Anlar ki. O zaman ikna edici oyna. Bakkal dükkanı devretmiyoruz. Bir prosedürler var de, bir şey de. Zafer sen zaten bana nasıl gelmezsin onu anlamıyorum ben ya. Nasıl geleyim abi? Hı? Durumumuz, halimiz ortada. Nasıl geleyim? Sen bizim soyadımız bile taşımak istemiyorsun ki nasıl geleyim? Oğlum milyon defa söyledim. Benim sizinle bir derdim yok. Kardeşiz biz. Bu değişmez. Sen bunu kafana sok. Abi bu kadar insan seni anlamıyorsa belki sendedir problem. Sen anlatamıyorsundur. Hiç düşündün mü bunu? Bak, benden habersiz bir şey yapmayın. Lütfen. Onur Bey, ben de sizi arayacaktım ama. Ne oldu? Ümit Hanım gelmedi. Arıyorum, açmıyor. Mesaj atıyorum, cevap vermiyor. Yani ben... Aslında eve gitmeyi düşündüm, bakmayı. Önemli bir toplantısı var bunun katılması gereken ama içeri almazlar diye. Ben bakarım. Kimle toplantı? Engin Bey'le. Engin Bey, tamam. Hoş geldiniz Onur Bey. Ümit odasında mı? Odasında ama. Ama? Ziyaretçi almayın, talimat var Harika Hanım'ın.
Ümit. Ümit. İyi misin canım? Hı? Hadi beni dışarıda mı bırakacaksın? Özür dilerim abi. Neden? Benimle yola çıkmamalıydın. Canım ben seninle her zaman her yola çıkarım. Hadi anlat bakayım ne oldu? Abi konuşmaya mecalim yok. Ne olur yalnız bırak beni. Tamam. Bak bir yüzünü göreyim. İstemezsen giderim sonra. Tamam. Bak yoksa ben burada bekleyeceğim sabaha kadar. Sana bakayım. Ben yıllar önce neden kaçtım abi? Neden dağıldım? Neden yattım hastaneye? Bu düzenle baş edemediğim için, içinde kaybolduğum için. Geçmişinden mi vurdu harika seni? Her şey vurdu birden. Her şey o kadar anlamsız ki. Babamın sana yaptıkları, annemin çocuklarına yaptıkları. Annem ya annem. Hiç acımadan deşi veriyor yaramı. Niye? Güç savaşı. Bu savaşın istediği güç bende yok abi. Şimdi sen bir duş al, giyin. Ben de sana çok güzel bir kahvaltı hazırlatacağım. Sonra bunu aşağıda konuşalım. Hiçbir şey istemiyorum abi. Bak Ümit, burası tam kendini zorlama yeri. Bu bir eşik. Hayat da, güç de bunlar rağmenlerle kazanılır. İstememene rağmen, zorlanmana rağmen, daha kolay seçenekler olmasına rağmen yaptığı seçimlerle kazanır. Şimdi senin bu pes etmiş haline rağmen benim için ayağa kalk, güzel bir duş al, başka bir şey istemiyorum. Tamam? Anlaştık mı? Her şey istediğiniz gibi ayarlandı efendim. Vallahi ben eridim bittim izlerken. Aslına salep yaptım. Yeter artık yeter yani. Benim içim çıktı seni izlerken lütfen. Hadi. İstemiyorum. Meri salep falan ya. Zaten midem tersine döndü ağlaya ağlaya. Ne salep Allah aşkına. Ya, karnındakine de yazık ama yani. Nereye düştüm diyecek. Ya Onur ayrılmak isterse? Ha? Ya bebeği aldıralım derse? Allah Allah. Nereye vardırdın ya? Bir sakin. Ya baksana şu yazdıkları şeylere. Ne kadar kötü şeyler yazıyorlar arkamızdan ya. Hayatım bir cevaplık canları var bu paçozların. Sinirli gitti ama Onur. Hani nasıl dönecek acaba şimdi? Sakin ol Pumpkin. Ya at kafandan şu felaket senaryolarını. Aa. Allah, Onur geldi. Ay dur, sakin ol. İyi günler. Zeynep Hanım'ın kargosu vardı. Kargo mu? Onur Bey'den. Nasıl ya? Ne alaka? Teşekkürler. İyi günler. Günler.
Akşam 20.00'da seni almaya geleceğim. Hazır olur musun? Onur nokta. Wow, adam zevkli. Nasıl ya? Beni böyle süsleyip püsleyip öyle mi ayrılacak benden? Kız hormonlardan mı acaba? Bu hayal gücünden çekeceğimiz var. Ayol hangi manyak birinden ayrılmak için böyle bir seremoni hazırlar? Onur gibi mi manyak? Şunun güzelliğine bak. Ayrıca bu kafada bunları düşünmesi benden artı puan aldı. Gel bakayım. Ayrılacak mı benden? Tabaktakiler bitecek küçük hanım. Yok abi, gerçekten ben tamamım abi. Yani şu kadar şey bile çok iyi geldi. Sonrası hızlı bir duş, ufak birkaç atıştırmalık, bir iki tane değişiklik ne kadar büyük fark yaratıyor. Şirkete de böyle ele al. Abi ama elimdeki işler böyle minik şeyler değil ki. Bugünkü toplantı mesela devasa bir proje. Yani hem hiç tecrübem olmadan... Bak harikanın sesini at bir kafandan. Tamam. Restoran da senin boyundan büyüktü. Bir şey eğer gözünde seni korkutacak kadar büyüyorsa, ki içine girdiğinde eminim öyle olmayacak, onları küçük parçalara ayır. Yutabileceğin lokmalar haline getir. Aslında bir fikrim vardı. Önümüzdeki dosyalarda mevcut. Sunumunda kısa bir özeti zaten. İsterseniz tekrar gözden geçirebilirsiniz. Bravo, çok güzel bir sunumdu Neslihan. Teşekkürler. Neslihan Hanım, sunum harika. Biz zaten bu biliyorsunuz atıl kalmış arıtma tesisiyle ilgileniyoruz. Bu devir işlemleriyle ilgili nasıl bir protokol işleyecek? Engin Bey, o konuda ben size yardımcı olabilirim. Merhabalar. Ah, Ümit Hanım. Merhaba Engin Bey. Hoş geldiniz. Biz de tam devir teslim işlemleriyle ilgili konuşuyorduk. Biliyorum. O yüzden tam zamanında geldim sanıyorum. Nasıl? Sizin başka bir fikriniz mi var? Aslında evet. Ümit. Ben tesisin devredilmesini doğru bulmuyorum. Ümitciğim. Burası 3 yıldır atıl ve 3 yıldır biz buradan zarar ediyoruz. Biliyorum. Annem orayı bir an önce elden çıkarıp nakde çevirmek istiyor. Onu da biliyorum. Ama benim burayla ilgili başka planlarım var. Tesisi yeniden işler hale getirmeyi düşünüyorum. Ümit, ne yapıyorsun kızım sen? Sen neden bana karşı çıkıyorsun? Neden boyundan büyük işlere kalkışıyorsun? Az önce Eder'inden ucuza sattığım bir projeyi kurtardım anne. İyi halt ettin. Aferin sana. Hiçbir deneyimin, hiçbir bilgin yokken sen bu kadar radikal bir kararı nasıl alabilirsin kızım? Sen ne yapıyorsun Ümit? Bak şirketi çok büyük bir zarara uğratıyorsun. Eğer böyle devam edersen yetiş anne dediğinde sana yardım etmek için çok geç olacak. Ben artık yetiş anne dememeyi öğrendim anne. Bana bak! Bir daha benim sözümün dışına çıkarsan, eğer bir daha herkesin içinde beni küçük düşürürsen... Ne yaparsın? Benimle ilgili de haberler mi yaptırırsın yoksa? O zaman şirketinde o çok kıymetli paraların da erir ama. Hatırlatmak isterim. O yüzden bir daha sakın beni tehdit etme, olur mu? Bu şirketteki varlığımı da kabul ederdim. Thank you.
Dediğim gibi kız ne kadar üzgün, görmüyor musun? Bak sen de asma artık suratını. Hadi. Bana mı? Sana. Ay ilk kez biri bana bir şey getiriyor da. Ama yani hamileliğinde böyle mi öğrenecektik Meri? O kadar mı el oldum? Ya bak kız daha kendisi idrak edemedi. Anlattık ya Filizciğim. Ya babana değilse de sana anlatırdı tabii ki mutlaka. Ay şurada da bir ışık mışık açın. Bu ne be mağara gibi? Doğru diyorsun. Nasıl olmuş? Çok güzelsin. Emin misin abla? Görebildiğim kadarıyla çok yakışmış. Kız sen niye korkuyorsun? Adam senden ayrılacak olsa böyle güzel bir şey yollar mı hiç? Niyeti o olsa bile böyle bir güzellikten nasıl ayrılsın ki? Bonusu da var. Ya tamam da ne aradı, ne mesaj attı. Yolladığı not zaten kısacık. İyi yani böyle bir günde öyle bir not yazmış olması için bile dua etmek lazım. Ay Meri sen de yani Pollyanna gibi. Yürü be bir dost 1778. Dünden beri şövalye gibi herkesle kapışıyor. Aa kim bak, neymiş? Aldığınız günahların altında kalın, iftira atan diller kopsun yazmış. Aa, kim ya bu? Baba mı? Nasıl yani? Aa, 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Ay yok adam imana gelmiş. Aa. Babam, benim babam. Senin baban. Evet, işte o da üzüldü tabii haberi böyle öğrenince. Ay Filizciğim konuştuk ya yani iki dakika ağzımızın tadıyla. Ay dur. Onur arıyor, geldi galiba. Hoparlörü al. Hoparlörü. Ama susun. Alo. Hayatım, hazır mısın? Hazırım. 20 dakikaya kapındayım o zaman. Kıyafetleri beğendin mi? Çok bayıldım. Efsane oldu. Bu efsane zaten. Hadi kapıyorum ben şimdi. Tamam canım, bekliyorum. Oh be hayatım dedi ya. Ne dedik biz sana? Ya. Ay iyi ben de sizinle bir çay içeyim o zaman. 20 dakikası varmış zaten. Kız otur ben koyarım. Tamam aldım abla bari burada ben alayım. Bırak alsın sen de bir kere de hizmet etme. Alır. Sen sevdin burayı. Merveciğim bana bir bitki çayı hazırlar mısın? Tabii Neslihan Hanım hemen. Nasılsın hayatım? Konuşabildiniz mi? Var mı bir gelişme? Yarına kadar beklemek zor. Allah kahretsin. Birlikte çalışmak için saatleri sayıyorum anneciğim. Allah kahretsin senin gibi adamı. Allah seni kahretsin. Hani Fuat yine ne yazmış? Kime? Yani bir şey yazmamış. Hiçbir şey yazmamış. Ne yazmış? Kime olacak anne bana? Bak. Sana mı? Ver bakayım. Allah kahretsin bu adamı. Yani şu adama yenilmek o kadar zoruma gidiyor ki anne. Bir yandan da sinir sistemim çöktü. Yoruldum artık. Acaba gidip Ümit'le mi konuşsak, küçük bir hisse falan verip kurtulsak mı şu adamdan? Asla, asla böyle bir şey yapmayacağız. O adam eline koz geçirdiği zaman asla duracak bir adam değil. Asla. Onur'u da karıştırdık bu işe. Yani şu olayın bu kadar büyüyüp kontrolden çıkmasından o kadar korkuyordum ki anne. Yani resmen korktuğum her şey başıma gelmeye başladı. Bir onurumuz eksikti. Çok şükür o da oldu. Şimdi bana taktik veriyor. Kahretsin. Keşke babam yanımda olsaydı. İyi akşamlar arkadaşlar. Son çıkan haberler hakkında bir şeyler söyler misiniz? Lütfen.
Onur Bey. Bir Zeynep Hanım iyi akşamlar. Çok kısa sorularımız olacak efendim. İyi akşamlar. Dönetmenim. Bir açıklama yapalım. Onur Bey, sonra çıkan haberler hakkında gideriz. Sağ olun. Bir başka açıklama alsak. Zeynep Hanım iyi akşamlar tekrar. Onur Bey, çok kısa. Başta bunun bir ayrılık yemeği olduğunu düşünmüştüm ama... ...şu an herkese gözdağı vermeye geldiğimizi düşünüyorum. Hangisi? Ben bu güzellikten bu şekilde ayrılacak bir adam mıyım sence? Hı? Bilmem. Eğer karşındaki kadın senin gözünde bunu hak ettiyse... ...neden olmasın değil mi? Zeynep. Ben senin bana olan sevginden bir an bile şüphe etseydim... ...seni ne kadar çok sevsem de çoktan gitmiştim. Zafer sabah bir laf ettin. Eğer kimse seni anlamıyorsa belki de sen anlatamıyorsundur dedi. Öyle mi? Bak ben bugüne kadar tepkilerimi biraz büyük verdim, öfkeyle verdim. Farkındayım. Belki seni korkuttum. Seni bana yalan söylememe mecbur ettim. Hı. Bu kadar konuşmamıza rağmen biz niye şu an hala bunları yaşıyoruz? Figen Hanım, misafiriniz var. Ferdi Bey geldi. Bu saatte. Hayırdır? Hiç haber vermeden gelmezdi. Ne istiyormuş? Bana bir şey söylemedi. Al. Hayırdır Ferdi? Haber vermeden gelmezsin hiç. Ne oldu? Bir sorun yok inşallah. Var. Büyük bir sorunumuz var. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hı? Annem gittikten sonra ben ayakta kalabilmek için çok mücadele verdim Onur. Babam zaten her zaman büyümeyi reddeden bir çocuktu. Sadece almayı biliyordu, başka hiçbir şey bilmiyordu. Ablam desen da zaten kendini hatalarına hapsetti. Bu evin savaşçısı ben oldum Onur. O yüzden de benim için sevdiklerimi korumak, onları düşünmek bilinçli yaptığım bir şey değil, anlıyor musun Onur? Ben bunları bilerek yapmıyorum. Kaldı ki seni kaybetmek... Tamam, acıtasyon yapmıyorum gerçekten. Tamam Onur. Bu aralar böyle gözyaşlarım dökülüyor sadece. Ben onun bir damlasını bile dökene dünyayı dar ederim Zeynep. Sen artık yalnız değilsin. Ben varım. Ama bana kendini bırakmayı, yaslanmayı, bana güvenmeyi öğrenmen lazım. Onur, ben bu dünyada senin dışında kimseye bu kadar güvenmedim. Sadece artık sana böyle üzüntüden başka bir şey verememek beni çok yoruyor. Sen bana dünyaları verdin ya. Evet. Ama güvenini bir türlü kazanamıyorum değil mi? Onur, biz hep böyle mi kalacağız? Hep böyle mi olacak yani bu? Bak. Sen anlattın. Benim de travmalarım var. Benimkisi de dışlanmak, dışarıda bırakılmak. Ben bu ailede ne yaparsam yapayım. Her zaman dışlandım. Kimse bana güvenmedi. Böyle bir haberi almak herkesi yorar. Üzer belki. Ama beni bitirdi Zeynep. Yani benim yanı başımdaki sevgilimle ilgili olan bir şey ben alakasız bir arkadaşımın mesajından öğrendim. Onur, haklısın. Ya inan o kadar haklısın ki ben ne diyeceğimi bile bilmiyorum. İnan yani özür bile dileyemiyorum. Ama işte söyledim ya, ben
Benim yüzümden senin başına bir şey gelmesine dayanamıyorum. O yüzden yaptım. Sana kaç kere daha söyleyeceğim? Beni koruma. Eğer koruyacaksan da canımı yakmaktan korkma Zeynep. Ama sevgililer birbirini kollar. Senden bir şey saklayarak mı kollamamı istiyorsun peki? Bak. Soyadımdan vazgeçmem herhalde. Bu kadar kavgaya rağmen kardeşlerimden vazgeçmedim. Senden de vazgeçmedim. Ama senden tek bir isteğim var. Bana karşı açık ol, dürüst ol. Tamam mı? Söz mü? Söz. Ama sen de lütfen şunu bil. Yani eğer yarın öbür gün yine böyle bir şey olursa, yani yine ben bir şey yaparsam, lütfen karşıma geçip ben sana asla sırtımı dönemeyecek miyim deme. Yani çünkü bil ki ben asla seni bıçaklamak için değil. Tam tersine sana gelecek bıçaklara siper olmak için bunu yapmışımdır. Her ne yaptıysam. Lütfen bunu bil, tamam mı? Biliyorum. Ama böyle açık kapı bırakma ya. Ya tamam işte, delikanlı gibi söylüyorum. Ben bundan sonra bu kararı tek başıma almamayı öğrenmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söz. Delikanlı gibi. Delikanlı gibi. Ben seninle ne yapacağım? İnşallah çok mutlu oluruz. Birlikte çok eğleneceğiz. Çıktılar. Gel artık. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Fotoğraf alın, hadi. Fotoğraf alın. Arkadaşlar, ıslanacaksınız olur, ya, yapmayın lütfen. Merhabalar, iyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Yine düşman cadıdır gibisiniz. Ayrılık haberlerini yalanlamak için mi bu gece? Onur Bey, bebek haberi doğru mu? Bir açıklama yapacak mısınız? Zafer Bey'in çıkan fotoğraflar hakkında ne söylemek istersiniz? Arkadaşlar, bakın sorularınızın, yazdıklarınızın ne kadar gurur kırıcı olduğunu farkında mısınız? Ağzınızdan çıkanı bir kulağınız duysun. Bu haberlerin hepsi mesnetsiz iddialar. Zafer benim kardeşim. O gördüğünüz videolarda, fotoğraflarda gördüğünüz şeyler de aile içi bir paylaşımdan ibaret. Bu haberleri yapanları zaten benim avukatlarım gereğini yapacak. Ama gördüğünüz gibi Zeynep hala benim nişanlım. Hatta yakında nikahımız var, bekleriz. Nikah tarihi belli mi efendim? Bebek haberi efendim. Cinsiyeti nedir? Onur Bey, nikah tarihi hakkında... Onur Bey, kısa bir açıklama yapar mısınız? Onur Bey, lütfen. Zeynep Hanım, siz bir şeyler söylemek ister misiniz efendim? Arkadaşlar, lütfen. Tamam. Onur Bey, son olarak nikah tarihi hakkında bir bilgi daha alabilir miyiz efendim? Yapılan, kızınıza yaparak nereye varmaya çalışıyorsunuz Figen Hanım? Hamit Bey'e ateş püskürüyordunuz ama onun yaptığıyla sizin yaptığınız arasında bir fark göremiyorum. Sen buraya nereden vardın? Figen Hanım, benim araştırma becerilerimi küçümsemezsiniz bence. Hı? Onur bu olayı araştırmamı istedi. Ama bu işin size varacağı aklımın köşesinden bile geçmezdi. Bunu er geç Onur'a söylemem lazım. Ama niye böyle bir şey yaptınız diye sormadan da edemiyorum. Niye Figen Hanım? Sen olsan ne yapardın? Ben yıllarca kızıma hasret kaldım. Kokusunu özledim, gülüşünü merak ettim. Ne yedi, ne içti, konuştu mu, yürüdü mü? Kızımı düşünmeden geçirdiğim bir tek günüm bile olmadı. Ben yıllarca sakinleştiricilerle uykuya dalabildim. Sonra
kızımı bulunca gördüklerim. Kızımın onca yıl yaşamak zorunda kaldıkları. Ben hazmedemiyorum Ferdi. Ben o adama hiçbir şeyin hesabını soramadım. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Senin kızın, onun senden alınmasına sebep olan adamın oğluyla evlenmek istese, sen ne yapardın? Çocuğum yok. Ne diyeceğimi bilemedim. Ama ben sevdiklerimi canımın yandığı yerden yakmazdım Figen Hanım. Bildiğim acılardan onları korumak için elimden geleni yapardım. Kızınız bu ilişki için çok savaştı, çok mücadele etti. Onurla mutlu. Onların bu hikayede hiçbir suçu yok. Özürüm dediniz, saygı duydum. Ama bunu Onur'dan saklayamam Figen Hanım. Ferdi. Bak biz Zeynep'le çok güzel bir ilişki kurduk. Beni bir daha aynı yerden vurma lütfen. Figen Hanım, Onur'la benim de özel bir ilişkim var. O da benim kıymetlim. Ben de onu sizin vurmanıza izin vermem. Bak, bu aramızda kalsın. Bir daha tekrarı olmayacak. Söz. Keşke inanabilsem size Figen Hanım. Keşke. Zaten bir sırrınız bende, güvende. Ama bu yaptığınız her ne pahasına olursa olsun yenilir yutulur cinsten bir şey değil. O yüzden bunu Onur'dan gizleyelim. Ferdi dur. Bak seni zorlayamam. Biliyorum ama en azından beni anlamaya çalış. Ben böyle bir insan değilim biliyorsun. Sebeplerim vardı. Zafer Bey'e çıkan fotoğraflar hakkında ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar, bakın sorularınızın, yazdıklarınızın ne kadar gurur kırıcı olduğunu... Ah be çocuklar, ne sıkıntı çektiniz. Ne yapıyorsun şimdi? Gelmiyor musun yukarı, emin misin? Son kararın mı? Değil. Şu an senin yanından ayrılasım hiç yok ama bizimkileri merak ediyorum. Haklısın. Ama beni habersiz bırakma olur mu? Tamam. Aşkım, böyle tehlikeli, riskli işlere de bulaşma olur mu? Ya Onur, bak hadi bana söz ver. Ben sizden ayrılmayı riske eder miyim? Hadi. Sen de beni merak etme. Yukarı. Yoksa ben gidemiyorum. Ondan dolayı. Tamam. Dikkatli ol, tamam mı? Seni çok seviyorum. Ben daha çok. Onur, videoları yaptıran maalesef Figen Kileci. Ne oldu? Onur, kötü bir şey oldu değil mi? Onur, ne olur saklama benden. Ne oldu? Pumpkin, ay inanamıyorum. Bu nasıl bir gövde gösterisi? Nasıl bir şov? Harry ve Meghan'sınız mübarek. Bir kriz daha mı oldu? Onur mu bir şey yaptı? Hayır, Onur'la bir alakası yok. Ne o zaman? Yani senin de bu ketumluğun yeni çıktı. Bu videoları yaptıran Figen'miş. Ne demek Figen'miş ya? Kim dedi bu? Nereden çıktı bu? Onur araştırması için Ferdi'yi görevlendirmiş. Ferdi de Figen'e ulaşmış. İyi de Figen Hanım neden böyle bir şey yapsın yani?
Ferdi emin miymiş? Ya sen Ferdi'nin emin olmadan hiç bugüne kadar bir şey söylediğini duydun mu? Ha? Hayır, görüyor musun? Kadının gözü düşmanlıktan kör olmuş. Ama asıl ben nasıl bu kadar kör olabildim acaba? Ya bu kadının benim hayatıma girmesinin tek amacı buydu Meriç. Benim nutkum tutuldu. Yani ne diyeceğimi falan bilemiyorum. Hayır, şeytan diyor ki git. Git bas o kadının evine. Bütün bu yaptıklarının hesabını tek tek sor. Ama Allah'tan Onur'a söz verdim. Onur'a bugün sakin geçireceğime dair söz verdim. Doğru. Çok doğru. Hatta bak bence belki de sen hiç karışma. Ben yarın gideyim, sözleşmeyi feshedip geleyim. Hayır Meriç. Bana bu yaptıklarının tek tek hesabını verecek. Ya benim aileme kadar girdi o. Yemeklere götürdü beni. Annemi anlattırdı ya annemi. Hayır anlamıyorum. Bütün bunların hepsi oyun muymuş yani? Ne oldu? Ne oldu Zeynep? Zeynep ne oldu? Yok bir şey. Nefes al. Yok nefes benim. Al be. Kasıldım biraz, yok bir şey. Tamam. Hadi gel sen. Gel bak bir duş al. Bir dinlen. Bir kendine gel hadi canım. Tamam. Yok bir şey Meri. İyiyim, bir an kasıldım geçti. Merak etme. Sıvadım Meri. Söylesem bir türlü, söylemesem bir türlü. Bu kabak benim başıma patlayacak ben. Ne yapacağım ben? Ay, sosyal medyada dün gecenin yankıları sürüyor. Herkes onzeyci oldu vallahi. On Zeynep be? Onur ve Zeynepçiler işte. Adeta bir pumpkin fan club. Ay, herkes organize olmuş. O fenomeni menemen niyetine yiyorlar. Yok Meriç. Yani bugün herkes bize hak vermiş olabilir ama yarın öbür gün hiç beklemediğimiz bir yerden bambaşka bir skandal patlayacak. Yani ben eğer bugün gidip Figen Hanım'ın kapısına bu işe son noktayı koymazsam bu böyle sonsuza kadar sürüp gidecek. Ay Pumpkin, sen bir sakin mi olsan acaba? Ya Meriç yeter. Sen böyle her fırsatta bu kadını savunacak mısın ya bana karşı? Hayır, ayrıca bu olayın savunulacak nasıl bir tarafı var ben anlayamıyorum. Hayatım, bu saatten sonra nesini savunacağım ben onun? Figen benim umurumda bile değil. Yani benden uzak, istediği kutba yakın olsun. Ben sizi düşünüyorum. Bebo daha tutunamadan yani gerilimden uzak durmanız gerekiyor. Ya ben asıl bu kadınla yüzleşmedikçe geriliyorum. Meriç, sen anlamıyor musun? Bırak gideyim, içimdekileri bir dökeyim ya. Benim bütün gece gözüme uyku girmedi biliyor musun sen? Böyle daha mı iyi yani? Hayır, ben ona inandım. Kızım gibisin dedi bana. Ben sandım ki böyle annemle yaşayamadığım o anne kız ilişkisini biz onunla kur... Ya salak salak bir şeyler sandım işte. Hadi ben gidiyorum. Ama çok üzme kendini işte ya da çok stres yapma ne olur. Uf. Bu mu buldunuz çözüm? Herif buraya çağıracaksınız paşa paşa. Sana hisse veriyorum mu diyeceksiniz? Tebrik ediyorum. Bayağı iyi bir çözüm. İyi insan lafının üzerine gelinmiş. Yok, ona başka bir şey denir de neyse. Yani boş denekeden de çok ses çıkar derler ama tabii burada deyimlerimizi yarıştıracak değiliz. Bak senin o hayvan ağzını kırarım, kimse elinden alamaz, duydun mu beni? Zafer, karışma şuna. Zafer, sen karışma. Anneni dinle. Çünkü annen çok tecrübeli bir kadın. Sana kimin faydası var, kimin zararı var o bilir. Fuat, istediğini alacaksın zaten. Damarımıza basma. Hayatım, damarınıza niye basayım? Sabahın köründe beni buraya çağırmışsınız, hakaret ediyorsunuz. Bak başlarım hayatın artık ha. Gördün mü? Sana da küfrediyor ama haberi bile yok yani çünkü tahta biraz. Neyse, bunu konuşmaya mı geldik? Biraz seni dinlemek istiyoruz. Anlat bakalım. Ne anlatacağım, anlamadım. Sakın sesini çıkar. Harika. Bak ben sana söyledim, bu kayıtlar her yere gider bana bir şey olursa, tamam mı? Bak günah benden... Benim canımı sıkma. Sus. Gizli yerden götürün, kimse görmesin. Bir şey diyeceğim, ne oluyor? Biri bana anlatabilir mi ya? Sen anlatırsın. Neyse hadi gel, gidelim. Hadi. Anne hani dokunulmazdı, hani kayıtlar vardı elinde ya. Biz elimizi bile tutmadık oğlum. Al vur şunu. Al, yürü lan. Yürü lan, yürü. Bana bak.
Gördün mü? Geç şimdi. Sessiz, tamam mı? Yanlış adamı yakaladınız. Ergun'u ben öldürmedim. Tabii tabii. Hep öyledir değil mi? Neslihan Köksal öldürttü diyorum. Ben nasıl öldüreyim kardeşim? Kendi halinde bir adamım ben. Tüccarım. Fikir demir de senden çıkmış. Her şeyi sen organize etmişsin lan zaten. Kardeşim ispatım var. Gidelim göstereyim size. Bak eğer yamuk yaparsan sırf seni değil 7 sülaleni gömerim. Duydun mu lan Melek? Günaydın. Kusura bakmayın bu saatte habersiz geldim ama Figen Hanım'a işe gitmeden yetişmem gerekiyordu. Evde mi acaba kendisi? Tabii tabii buyurun lütfen. Zeynep Hanım siz şöyle salona geçin lütfen. Ben Figen Hanım'a haber verip hemen geliyorum. Geldin. Bir şey mi oldu? Onu siz söyleyeceksiniz Figen Hanım. Beni bu saatte buraya kadar getirecek şeyi tahmin edecek kadar akıllı bir kadınsınız bence. Ayrıca lütfen şu şefkatli ve ilgili anne oyunlarını da bir kenara bırakın artık. Hayırdır? Şu benim emaneti versene. Ne oluyor? Sana ne lan? Ne oluyorsa ne oluyor? Ver şunu. Ver şunu. Göreceksin şimdi kim vermiş Emre. Göreceğiz. Benle dalga mı geçiyorsunuz lan? Ya benim belleği versene. Benim kendi belleğimi versene sana verdiğim. O nerede? Vallahi ne bıraktıysan o Fuat. Bana bir şey olursa aç demiştin açmadım. Kasaya bakalım. Oğlum siz ne dümen çeviriyorsunuz lan? Ya. Yürü lan. Azar yürü lan. Bulut'ta da kopyası var. Bir dakika oradan izlersin ya. Aa Bulut bak Bulut'u Nezih, anlatırsın. Nezih polisi ara. Lan. Lan.
Beni affedin. Vallahi ben ne olduğunu bilmiyordum. Onur, bir iki dakika konuşalım mı? Çok iyi düşün. Adam nerede tutuyor olabilir kayıtlarını aslında? Bakıyorum aslında. Yani özel hayatına dair ne biliyorum diye. Hiç iş yerini bile bilmiyorum ya. Ya ben böyle bir şeyi nasıl atlarım? Hiçbir arkadaşıyla falan görüşmediniz mi? Yok. Yok yani şaka gibi ama yok. Bir tek bana evlenme teklif ederken bir antikacı... Bugünün güvenlik kayıtlarını da görmek istiyorum. Kayıtları kapattım. Buyurun bakın isterseniz. Onur Bey, İnan'ın neye bulaştığını bilmiyordum. Hem içerik de bilmiyordum. Nezih Bey. Bu durumun burada kapanması hepimizin hayrına olur. Ama inanın ki bana bulaşmak istemezsiniz. Yo, bilseydim karışmazdım zaten. Teşekkürler. Sizden de çok özür dilerim Neslihan Hanım. Saçma bir şey uydurdu bilmiyorum ama bir yanlışlık olması lazım. Ben böyle bir şey yaptırmadım. Hala mı Figen Hanım? Hı? Siz bana hala yalan mı söylüyorsunuz? Merak etmeyin, ben bu haberi çok emin olduğum bir yerden aldım. Zeynep, dokunmayın bana. Ya siz bana sırrınızı verdiniz. Siz bana kalbinizi açtınız. Aramızda özel bir şey var dediniz. Siz beni resmen aptal yerine koydunuz, öyle mi yani? Hayır, hayır, hayır. Gerçekten çok yanlış anlıyorsun beni. İnan ki, bak hepsinin bir açıklaması var. Eğer dinlersen... Evet, evet. Bunun tek bir açıklaması var. Onu da ben size açıklayayım isterseniz. Siz beni barış elçiniz değil, Truva adınız yapmışsınız. Ben bunun farkında değil miyim zannediyorsunuz? Hayır. Dinle. Ben buraya sizi dinlemeye gelmedim Figen Hanım. Ben buraya size hayal kırıklığımı bağırmaya geldim. Ama lütfen. Siz biliyor musunuz bugüne kadar kimse benim bu kadar canımı yakmamıştı. Tebrik ederim. Siz benim kalbimi çok güzel kırdınız. Benim niyetim o değildi. Dinler. Ya ben sizin neyinizi dinleyeceğim Figen Hanım? Siz bana bugüne kadar doğru bir şey söylediniz mi ki? Ayrıca hangi gerekçeniz bu yaptığınızı açıklamaya yeter? Bir kerecik. Lütfen bir kerecik dinle. Anlaşmamızı feshedeceksiniz. Ya siz benden ne istediniz? Ha? Siz bizden ne istediniz? Ayrıca siz benim bebeğimi nereden öğrendiniz? Onu ben öğrenmedim. Benim bir bilgisi yok. Yoktu. Anladım. Siz bana hala hikaye anlatmaya devam edeceksiniz. Ya dokunmayın bana. Ne oldu? Zeynep. Aa, Zeynep. İyi misin? İyi misin? Ne oldu? Dokunmayın bana. Kızım. Ya dokunmayın bana. Şey, lütfen gel. Gel gel böyle olmaz. Hayır. Otur. 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 Ayakta durmam anne. Lütfen Meri'yi arayın. Doktor çağırsın. Sakin ol. Nefes al. Nefes al canım. Sakin ol. Beni niye yanınıza almadınız peki? Sen olsan da alardım Fuat'a. Ben bile zor tuttum kendimi. Ses kayıtlarının aslını ne yaptınız? Ver ben yok edeyim onu. Bende kalacak. Versene, ben de merak ettim. Bir dinleyeyim. Hiç kimseye veremem. Sen ne yapacaksın bu mendeburun sesini kızım? Ne hale getirdi seni? Baksana bitirdi seni. Onur. Her şey için çok teşekkür ederim. Seni de bulaştırdım böyle bir şeye. Kusura bakma. Ne demek? Başka çare bırakmadı ki. Ama size bulaşmayacaktı. Kapandı mı şimdi? Kapandı.
Bence de kapandı. Onur. Sağ ol. Belki bir yudum daha içersen iyi gelir. Ben artık gideyim. Melih'i çağırdınız mı? Hayır, otur tamam. Herkese haber verdim ama lütfen otur. Ne olur. Ne olur, ne olur seni bir doktora götüreyim. Ben sizinle bir daha hiçbir yere gitmem Figen Hanım. Anlamadınız galiba. Peki, anladım ama... Bak, eğer kendini iyi hissediyorsan... Lütfen izin ver. Önce sana her şeyi açıklayacak bir şey göstereyim. Lütfen. Bu haldeyken sana bunu göstermek ne kadar doğru bilmiyorum ama... seni buradan cevapsız göndermek istemiyorum. Ben cevabımı aldım zaten. Almadın Zeynep. Sen cevabın ne kadar derin olduğunu bilmiyorsun. Odayı ilk kez biriyle paylaşıyorum. O beşik benim kızıma aitti. O benim kızımın beşiği. Anladım ama... ya bana niye gösteriyorsunuz şu an bunları? Ya benim bununla ne alakam var? Bunlar benim patiklerime ne kadar benziyor. Benim patiklerim. Bunlar benim patiklerimin ama... Siz benim evime girip... odamdan patiklerimi mi aldınız? Figen Hanım bu ne demek oluyor? Siz hasta mısınız ya? Zeynep lütfen sakin. Hayır sakin falan olmayacağım ben. Bana bu durumu açıklar mısınız lütfen? Diyorum ya. Bu çok derin. Çok sarsıcı. Çok zor olacaktı senin için. O yüzden hemen söyleyemedim. Önce beni biraz tanımanı istedim. Beni... anlayamamandan, sana kendimi anlatamamaktan çok korktum. Evet, gerçekten bu durum benim için korkutucu olmaya başladı. Ben evime gidiyorum. Zeynep, sen zaten evindesin. Figen Hanım, bence sizin bir doktora görünmeniz lazım. Hayır, bak, benim çocuğum ölmedi. Benden çalındı. Sonra da hayat hiç beklenmedik bir şekilde onu bana geri getirdi. Sen benim kızımsın Zeynep.